Evet, herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ayşen Hocam. Merhabalar. Hoş bulduk. Hocam ben bir açılış yapayım sonra size devredeceğim sözü inşallah. Tamam. Ben, evet. Hepiniz Biraz geç bağlanabildim ama. evet olsun hocam önemli değil. Daha bağlanmaya devam ediyoruz zaten velilerimizle. Bugün 2 senedir yürüttüğümüz, rehberlik sayesinde yürüttüğümüz anne baba okulu çalışmamızın inşallah 3. sezonunu açıyoruz. İlk seminerimiz de bugün olacak. Rabbim utandırmasın inşallah, verimli ve sayısı. Sesiniz bana az geliyor. Benim sesimi alabiliyor musunuz hocam? Evet hocam, sizin sesiniz geliyor. Benimki az mı? Şu an sesimi artırayım şöyle. Sıkıntı olmasın. Evet, 2 senedir yürüttüğümüz bir çalışmaydı hocam bu. Üçüncüsü olacak inşallah. İlk 2 sene 6 seminer, 6 kitap şeklindeydi. Bu sene birazcık seyrelttik. 4 seminer, 4 kitap şeklinde çalışmamızı yapacağız. 4 tane uzmanımızla seminerlerimizi dinleyeceğiz. 4 tane kitabımızı müzakere edeceğiz. 2 tanesi ilk dönem, 2 tanesi ikinci dönem şeklinde. Bugün de ilk seminerimizle başlayacağız. Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden Sayın Psikolog Aysun Erkan hocamızla gerçekleştirelim inşallah. Konu teknolojinin aileyi etkisi, dijital ebeveyn ve çocuklar olarak belirledik. Önemli bir konu, herkesin muzdarip olduğu bir konu. Tekrardan ben hoş geldin diyerek hocama sözü devredeyim. Buyurun hocam. Hocam Ben ayarlamak sesinizi almakta ben güçlük çektim. Kusura bakmayın. tamam. Sizin sesiniz çok net geliyor hocam. Benim sesim bilmiyorum hala kısık geliyorsa. Şöyle yaklaşayım. Bir de ben arkamda buzdolabı görününce yönümü değiştirdim. Tamam. Hanımlar görüntüleri açmıyorlar mı? Hocam genelde görüntüler kapalı oluyor. En son soru cevap kısmında açabiliyorlar veya sadece sessiz bırakıyorlar. Dikkatlice dinliyorlar ama merak etmeyin. Tamam. Önemli olan bu zaten. Aynen. Dinlemiyorlarsa Aynen. herkese katılım zorunludur diye. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Anladım. Ayrıca ben psikolog Aysun Erkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı. Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi'nde psikolog olarak görev yapıyorum. Psikolog olarak bu gayretinizi ve bu doğrultudaki planlamanızı hakikaten çok takdir ediyorum. Bir dakika hocam, çok affedersiniz. Bizim de çocuklar falan olunca tangır tutungur online eğitimlerde ne yazık ki böyle durumlar söz konusu oluyor. Ben size çok gerçekten yaptığınız bu etkinlik gerçekten çok önemli ve çok kıymetli buluyorum. Sanırım Adana'da ilk ve tek böyle bir öğretmenimizin bu kadar programlı güzel bir etkinliğine ben ilk defa çok sayıda okula ben eğitime gidiyorum. Adana'da herhalde gitmediğim okul kalmadı diye biliyorum. Yani geçen yıl 10 bine yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık biz Milli Eğitim'deki okullar aracılığıyla veli ve öğretmenlerin. Maşallah. Bu iş çok ehemmiyetli bir iş hocam. Umarım veliler de bu konuda istifade etmek için yoğun gayret sarf ediyorlar. Bugün burada vereceğimiz 50 dakikalık eğitim içeriğini inanın binlerce TL para yatırarak insanlar ulaşmaya çalışıyorlar. Sizin vesilenizle biz bu eğitimi ücretsiz veriyoruz. Dolayısıyla velilerimiz ücretsiz olması hasebiyle hiç kimsenin içerikleri ve sizin gayretinizi ben basite almasını istemem gerçekten. Ben sizi çok takdir ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Ben bugün sizinle yaptığımız görüşmeler neticesinde dijital ebeveynlik ve çocuklarını konuşmak istedim. Çünkü malumunuz ne yazık ki artık çok yoğun bir şekilde hanelerimizde en mahrem alanlarımıza kadar ekran var.
Ekran derken telefon, televizyon, tablet ve bilgisayarın tamamını kullanıyoruz. Biz bunların hepsi ekrandır. Bunların hepsi dijital aletlerdir. Ve çok üzgün olarak şunu söylemek istiyorum ki ülkemize yönelik dijital vasıtalarla, aletler ve ekranlar vesilesiyle, vasıtasıyla çok büyük bir saldırı altındayız. Biz bizim milli ve manevi değerlerimizi yıkabilmek için gerçekten açık ve net söylemek gerekirse Haçlı ordularının eskiden hala etkisini sürdürmeye çalışan bu orduların çok büyük bir gayreti var ne yazık ki. Biz Anadolu toprakları üzerinde yaşayan bütün milletler çok cesur milletiz. Ben her zaman diyorum ki bizi topla, tüfekle mümkün değil yenmeleri. Ancak bizim sahip olduğumuz, bize cesaret veren milli ve dini değerlerimizi alt ederek ancak bu sınırları şey yapabilirler, gasp edebilirler. Onun için ben de bu eğitimi çok önem veriyorum. Dijital ebeveynlik eğitimine. Bu eğitim sadece insanların, çocukların kendi huzuru, anne ve babaların huzuru, ailelerin huzuru için değil, ülke sınırlarının an itibariyle korunması için, bilinçli bir şekilde korunması için çok önemli bir eğitim. Şimdi dijital ebeveynliğin ne olduğunu ben tanımlamak istiyorum. Biz çok yabancıyız bu kavramı. Dijital ebeveynlik demek çocuklarımızın ya da hem ailede hem dışarıda tüm insanların dijital bütün aletleri doğru kullanma becerisine sahip olabilen ebeveyndir dijital ebeveyn. Şimdi dijital göçmen ve dijital yerli kavramları var. Dijital göçmen bizleriz. Dijital yerli bizdir, bizim çocuklarımız. Çünkü dijital yerli demek bütün bu teknik donanımlara sahip aletlere doğduğu andan itibaren ulaşabilirliği kolay olan kişiler. Bunların içine doğan kişiler. Yani bizim çocuklarımız. Dijital yerliler onlar. Biz dijital göçmeniz. Çünkü biz çocukluk zamanımızda bu kadar çok ekrana, bu kadar kolay bir şekilde ulaşamıyorduk. Dolayısıyla biz dijital göçmeniz, bizim çocuklarımız dijital yerli. Göçmen bilmediği sularda acı çeker. Bilmediği zaman duygularını ifade etmekte zorluk çeker. Ben mültecilere de eğitim veriyorum. Mültecilerin yanına gittiğimde yanında bir tercüman oluyor eğitim verirken. En iyi tercüman bile benim anlatmak istediğim bilgilerin içeriğini belki kavramsal olarak ifade edebiliyor ama benim duygularımı aktarabilme konusunda yeterli olmuyor. Yani dijital yerli çocukların yaşadıklarını anlayabilmemiz için göçmen olarak bizim en üst seviyede tercümanlara ihtiyacımız var. Bu tercümanlıkta ancak ve ancak bizim dijital bütün çevrim içi, online, bütün sosyal platformları en iyi şekilde kullanabilmeyi bilmek, kullanabilmek ve riskleri onlardan gelecek kötülüklerin farkında olabilmektir. Biz çok yabancıyız. Biz sosyal medyada, çevrimiçi online platformlarda çocuklarımızın ne yaptığını bilmiyoruz. Onlardan gelecek tehlikelerin çok farkında değiliz. Birçok ebeveyn çocuklarının online bir şekilde oynadığı oyunların içeriklerine yabancı. Bilmiyor. Çocuk bilgisayar başından kalkıyor, savaş oyunları oynuyor. Acayip bir agresyon içerisinde. Anne baba bunun çocuğun gelişim dönemine özgü bir hal ve hareket olduğunu düşünüyor. Fakat bu bilgisayarın, telefonun ve tabletin içinde çocuğun nasıl bir dünyada surf yaptığını, nasıl bir dünyada gezdiğini bilmiyoruz. Bu yüzden göçebeyiz. Çok zor bir iş dijital yerli olabilmek. Bizim çocuklarımızın bütün her şeyi sosyal medya aracılığıyla, telefon aracılığıyla devam ediyor. Çocuklar okuldan geliyorlar, arkadaşlık ilişkilerini WhatsApp'ta, Instagram'da, Snapchat'lerde sürdürüyorlar. Neler yaptıklarından haberimiz yok. Bunları kontrol etmek zorundayız. Şimdi ben kendim velilerimizin sormak istediği birkaç soru hazırladım. Belki böyle sorular sormak isterler diye. Sorularla başlamak istiyorum. Şimdi dediğim gibi dijital ebeveynlik demek
çocuklarımızın kullandığı bütün online çevrim içi platformları bilmek demektir. Bilmeyen ebeveyn dijital ebeveyn demek değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Instagram kullanıyorsa, Instagram'da kaç tane hesabı varsa, Snapchat kullanıyorsa, Snapchat'te kaç tane hesabı varsa, online hangi oyunları oynuyorsa, YouTube'dan hangi kanalları izliyorsa, yani bu ekranda bu çocuk ne yapıyorsa bunu bilmek demektir dijital ebeveynlik. Ve bunu bilirken bunların faydalı olanlarını çocuğa tavsiye etmek, bunlardan gelecek kötülükler ve riskler konusunda da çocuğa denetim sağlamak. Bunu yapabilen ebeveyn dijital ebeveyn oluyor. Şimdi bir mesela bir soru şey yapalım. Dijital çağda çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? En çok dikkat etmemiz gereken bunlar. Aileler ekseriyetle çocukları ve bilgisayarları, telefonları, çocukları yalnız başına odalarda bırakıyorlar. Bu çok riskli davranışlardan bir tanesidir. Bizim çocuklarımız telefonda ne yapıyorsa, hangi mecralarda, nerelere giriyor ve kimlerle konuşuyorsa biz bilmek zorundayız. Şimdiki çocuklar özellikle lise dönemindeki kız ya da erkek çocuk diyor ki benim kişisel hakkım diyor. Sen benim mesajlarımı okuyamazsın anneciğim diyor. Sen benim Instagram'a giremezsin. Öyle bir dünya yok. Tamam, onlar çocuk. Onlar çocuk, adeta bir yetişkin edasıyla çocuklarda genelde böyle bir şey oluyor. Hayır, bakamazsın. Anne baba çocuğun cep telefonu şifresini bilecek. Anne baba çocuğun sosyal medya hesaplarını bilecek. Bilmek zorunda. Anne baba kimlerle mesajlaştığını, nasıl bir iletişim dili kullandığını bilecek. Bazen bakıyorsun, evin içinde prenses edasıyla gezinen kız çocukları WhatsApp'ta, Instagram'da sinkaflı sözcükler kullanabiliyor. Anne babanın bundan haberi yok. Hiçbir şekilde haberi yok. Bu direnç gösteren çocuklarla elbette ki çatışma yaşamasınlar. Şöyle bir çatışma, yani yüksek sesli böyle şiddete meyledecek davranışlardan muhakkak kaçınsınlar. Onun pek bir sonucu olmaz. Onu ayrıca birazdan konuşuruz ama bu konuları bilmek zorunda. Çocuklar bilgisayarları alıyorlar, 3 saat, 4 saat, 5 saat yatak odalarında kalıyorlar. Anne baba odaya geldiğinde, hayır kapıyı kapatır mısın çabuk anne? Hayır giremezsin odama. Gibi böyle sanki o onun mahrem, evli, çoluk çocuklu bir kadınmış ya da erkekmişçesine anne babalarının odalarına girmelerine müsaade etmiyorlar. Elbette ki mahremiyet önemli. Elbette ki kız çocuklarının kendine has işte banyo sonrası, banyo öncesi kıyafet değiştirirken şu ya da bu özel alanın tabii ki zapt edilmesi doğru değil. Ama bu özel alan bilgisayar kullanırken olan bir özel alan değil. Bilgisayar ve telefondan gezinirken çocuk şeffaf olmalı. Ben ebeveyn olarak onun nerede ne yaptığını görebilmeliyim. Bu noktada ebeveynlere şunları tavsiye ediyorum. Bilgisayarları alıyorsanız laptop almayın. Masaüstü bilgisayarlar alın çocuklara. Taşınamaz durumda olsun. Ve eğer alıyorsanız laptopları da muhakkak salonda, mutfakta, bütün aile bireylerinin özellikle anne babanın görebileceği bir yerde çocuklar bilgisayarları kullansınlar. Bu çok önemli. Buna çok dikkat etsinler. Benim çocuğuma 3 saat, 5 saat bilgisayarı veriyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. İnanın her şey oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor bu mecralarda. Bunu şey yapayım. Bu sınırları ne zaman şimdi çekmeliler? Yani hani diyoruz ya hani şifresini falan bilmeli ama galiba hani bu sınırı koymak için bir en baştan mı önlem almak evet gerekiyor? Bunun belli yani bir lise dönemindeki evet. Şimdi buna geçecektim. Ben çok iyi oldu sizin bunu sormanız. Şimdi lise dönemine gelmiş 15 yaş, 14 yaş ve üstü 14-18 yaş aralığındaki kız çocuklarının anneleri, ebeveynleri değil mi şu an bizde? Yani biz kız çocuklarının ailelerine yönelik. Evet, hepsi kız çocuğu annesi hocam. Ortaokul ve lise grubu. Tamam. Şimdi elbette ki hiçbir şekilde sınır ve kural koymamışsanız 14-15 yaşına gelince ve bu çocuklara bugün buradan aldığımız eğitimi empoze etmek çok zor. Evin içinde bugün burada öğrendiğiniz bilgileri uygulamıyorsanız, uygulamaya kalkmanız çok büyük kavgaların çıkmasına sebebiyet verebilir.
Ağaç yaşken eğilir. Atalarımız çok güzel söylemiş. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk eğitimini çok küçük yaşlardan itibaren, yani 7 yaşına kadar namazı öğretmenin tamamlanmış olması gerekirken, dinimizin en temel direği, bütün bu hususların da ekseriyetle 7 yaşına kadar tamamlanmış olması lazım. Ama biz geç öğrendik. Biz bazı şeylerin geç farkına vardık. Dijital dünya hızla ilerledi. Farkındalığımız yeni oluştu. Zararın neresinden dönersek kârdır. Yalnız bu hususta ailelere şunu söylemek istiyorum. Öğrendiğiniz bilgileri uygulama noktasında zorluk çekeceksiniz. Değişim bir günde olmayacak. Çatışma, öfke, şiddet dilinden mümkün mertebe kaçının. Birazdan zaten de bahsedeceğim. Tavsiye ettiğimiz şudur. 0-6 yaş döneminde sıfır ekran. Katiyen ben ekranı tavsiye etmiyorum. Bu konuda iki görüş var. Bir kısmı eğitici nitelikte kullanımların olabileceğini söylüyor. Yarım saat, 45 dakika aralıklarla. Bir kısmı da katiyen ekran tavsiye etmiyor. 0-6 yaş grubunda çocuğu, torunu olan ailelerimiz, ebeveynlerimiz varsa ben 0-6 yaş grubunda katiyen ekranı tavsiye etmiyorum. Ne YouTube'da çizgi film, ne TV kanalları mümkün mertebe uzak. Eğer bu konuda kontrol sağlamakta güçlük çekiyorsanız maksimum 25 dakikadır 0-6 yaş grubundaki bir çocuğun telefon, televizyon, tablet ve bilgisayarla vakit geçirmesi. Eğer bu çocuklar bu saat 25 dakikalık vakit geçiriyorsa muhakkak izlediği içeriği takip edin. YouTube'da çok basit bir çizgi film verdiğiniz zaman 20-25 dakikalık çizgi filmlerin reklam arasında pornografik içerikler çocukların önüne çıkıyor. Savaş, çatışma, cinayetlerle ilgili. Dolayısıyla biz yetişkiniz. Bunları çok içselleştirmeyebiliriz. Bizim için travmatik etki yaratmayabilir. Ana haberleri çok izliyoruz. Ama bir çocuk için bir pornografik içeriğe denk gelmesi, açık saçık bir yayına denk gelmesi, bir çatışma, bir silah, bir yaralama olayına denk gelmesi o çocuğun travmatize olmasını sağlar. Bu konuyla ilgili bana çok sayıda, özellikle 0-6 yaş, 4-6 yaş grubunda çocuk getiriyor aileler. Çocuk gece uyumaktan korkuyor. Aileyle konuştuğumuzda ailenizde şiddet döngüsü var mı diyoruz. Şiddet döngüsü yok ailede, fakat çocukla resim analizi ve oyun terapisi yaptığımızda çocuğu izlediği masum görünen çizgi filmin ya içeriğinde ya da o aralıkta bir şeylere maruz kalıyor. Dolayısıyla telefonu, tableti vermek 25 dakika sonra almak marifet değil. Marifet 25 dakikalık süre içerisinde çocuğumuzu maruz bırakabileceğimiz içeriğin tamamını tamamına hakim olmaktır. O içeriğin ne olduğunu biz bileceğiz. Güvenli içerik, kimse bizim çocuğumuzu bizden daha fazla düşünemez. Güvenli içerik üretebilirler. Medyaya göre pazarlama dünyasında güvenli içerik olarak satışı yapılabilir. Güvenli içerik nedir? Bizim değerlerimizle örtüşen içeriktir. Yani biz Anadolu topraklarında İslamiyet'i yaşayan insanlar olmamıza rağmen hepimizin farklı farklı manevi ve milli değerleri var. Dolayısıyla o içerik bir başkası için, benim komşum için komşumun çocuğu ve onun değerleri için uygun olabilir. Ama benim hayattaki çocuğum için hedeflediğim değerlere uygun olmayabilir. Dolayısıyla çok popüler çizgi filmlere aldanmayın. Bizim ülkemizde serbest bırakılan, çok takdir edilen, alkışlanan içeriklere aldanmayın. Güvenli içeriği aile bilir, aile kontrol eder. Bunu söyleyeyim. 6-12 yaş döneminde de yine maksimum yarım saat, maksimum 45 dakika. Bu 45 dakikanın içerisinde çocuğun ödevleri dahil. Hepsi dahil. Yani öğretmen online WhatsApp'tan ödev atıyor. Bunun çıktısı alınabilir. Bu konuda biraz tembellik ediyoruz. Çocuğa hemen tableti veriyoruz. Çözüyor mu, çözmüyor mu? Haberimiz bile olmuyor. Aileler bu konuda biraz eskisine göre değil ama alacak. Gidecek kırtasiyeden çıktısını, çocuğunun ödevini önüne getirecek A4 kağıdına. Bu konuda biraz tembellik etmesinler. 6-12 yaşta da yine dediğim gibi maksimum 45 dakikadır kullanım süresi. Ve biz bu yaş döneminde cep telefonunu katiyen tavsiye etmiyoruz. Yani bu çocukların cep telefonu kar zarar ilişkisini düşünmek lazım. Sürekli
böyle çocukları kontrol etmek maksadıyla, evde mi değil mi, geldi mi gitti mi maksadıyla iyilik hali olsun diye cep telefonu alıyoruz ama bunun zararı iyiliğinden çok daha fazla. Yani karı zararı karından çok daha fazla. Mümkün mertebe 6-12 yaş grubundaki çocuklara lütfen cep telefonu almayın. Yine ekran süresini maksimum 45 dakika. Yine bütün içeriklerin takibini yapacaksınız. Siz çok basit bir çizgi film, çok basit bir şarkı, bir klip izlerken bile çocuklar baştan sonuna kadar o klibin içeriğini bilmeniz lazım. Bakın ben bugün arabada geliyorum, Metro FM'de sansürlenmiş ve İngilizce tamamı sinkaflı sözcükleri içeren bir İngilizce şarkıya denk geldim. Allah'tan %80'ini sansürlemişlerdi. Şimdi biz çocukları dil öğrenmesi için teşvik ediyoruz ama dinledikleri İngilizce müziklerin içeriğinin %99'unun felaket sinkaflı sözcükler olduğunu haberimiz yok. Dinlersek biliriz, takip edersek biliriz. Daha iyisinin ne olacağını düşünerek yol kat etmemiz lazım, seçenek sunmamız lazım çocuklara. En azından onların ne yaptığını bilirsek, risklerden ve tehlikelerden maruz kalırlarsa bilgimiz olacak. Yine 12-18 yaş grubu çocuklarımız için maksimum bakın. Yine söylüyorum, telefon, televizyon, tablet dahil 2 saat kullanın. Şimdi aileler geliyorlar, hocam benim çocuğum çok kullanıyor işte telefonu, ne yapmam lazım? Sen ne kadar kullanıyorsun? Ya biz de kullanıyoruz. En basit ve en kestirme çözümü söylüyorum. Ben 19 yıldır psikoloğum. Yani binlerce ben vakayla çalıştım. Sevgili aileler, çocuklarınız ekranda, telefonda çok vakit geçiriyorlarsa onlara dur, yapma ya da seçenek sunmaktan önce en temelde yapacağınız şey, siz kullanıyorsanız siz bırakacaksınız. Sizin uzaklaşmadığınız hiçbir şeyden çocuklar uzaklaşmayacak. Siz dün mesela 10 milyon kişinin Türkiye'de reyting rekorundan Yalı Çapkını diye bir dizi var. 2,5-3 saat sürüyor bu. Cuma günü o var. Perşembe başka bir dizi. Çarşamba başka bir dizi. Salı başka bir dizi. Ana haber kanalları, sabah programları. Bir de Instagram'da, WhatsApp'ta çevrim içi benim çocuğum çok ekran kullanıyor. Hayır. Senin çocuğun çok ekran kullanıyor. Sen ne kadar kullanıyorsun? Çocuklara siz kullanıyorsanız eğer, evinizin içinde kapanmayan televizyonlar varsa, elinizden düşmeyen telefonlar varsa, ben unumu eledim, eleğimi astım, arabam var, evim var, her şeyim onlar için, benle mi kıyaslayacak? Tabii ki sizinle kıyaslayacak kendisi. Bir çocuğun öğrenebileceği, temsil olarak rol model alabileceği en yakın bireyler anne babalar. Bu konuda eğer siz kendiniz disipline etmezseniz çocuklarınızla hiç çatışmaya girmeyin. Kişisel olarak bir kavga girişiminde bulunmayın, onlarla ilişkinizi zedelemeyin. Çünkü siz kullandığınız takdirde, çocuklara söylediğinizde çocuk diyor ki bu bana söylüyor benim annem babam fakat kendisi yapıyor, bu bir adaletsizliktir. Annem babam adaletsiz. Eğer kötüyse kendisi neden yapıyor? Bir alışkanlık. Kötüyse kendisi neden yapıyor? Soru işareti. Bırak dediğin şey, kötü dediğin şeyin kötü olduğuna inanmıyor çünkü sen yapıyorsun. Şimdi biz istiyoruz ki onların zihinleri bizim söylediklerimizi hop süzgeç gibi alsın. Hayır, onlar henüz algıları açık değil. Yani bizim anlamlandırabileceğimiz şeyleri anlamlandırabilecek yetiye gelmediler. Yetişecek yetişkin onlar. Daha yetişmediler. Tamam mı? Onların o zihinleri, o duyguları, hayat tecrübeleri bizimki gibi değil. Kötüye kötü dedim anlasın. Anlayamıyor çocuk. Senin kullandığın şeye neden kötü dediğini anlayamıyor. Gerçekten anlayamıyor. Ya bana kötü diyorsun da sen elinden düşürmüyorsun. Yani bu sizinle çocuklar bizimle savaşmıyorlar. Biliyor musunuz? Muhalif olmuyorlar. Anlamıyorlar çocuklar. Dolayısıyla hem şu da var. Diyelim ki anladı. Madem bağımlılık yapıyor kötü, sen bırak. Senin bırakamadığın şeyi çocuğun bırakmayacak. Çocuğuna
Bütün psikiyatristlerden ve bütün psikologlardan en iyi rehber sen olursun. Bana getiriyorlar. Geçen bir şeyle çocuk getirdiler. Yine lise döneminde bir erkek çocuktu. Anne baba getirdi. İşte bu çok kullanıyor dedi. Ekranı ne yapacağız? Elinden telefon düşmüyor dedi. Çocuk böyle sandalyeye kaykılarak oturuyordu. Dedi ki önce dedi benim annemin kaç saat kullandığına bir bakın dedi. Tamam bakalım dedim. Bunlar benden daha çok kullanıyor. Beni getiriyorlar. Bana tabii bizim hala toplumda ne yazık ki bu var. Psikiyatriste ya da psikoloğa gidince bana deli muamelesi yapıyorlar. Problemli muamelesi, bağımlı muamelesi yapıyorlar dedi. Tamam dedim. Telefonlarınıza birer uygulama indirelim bakalım dedim. Çocuğun telefonunda zaten hali hazırda uygulama var aile denetim sağlamak için. Annenin telefonuna uygulama indirdik. Çocuk 3,5 saat kullanmış bütün telefonu. İşte WhatsApp'ı, Snapchat'i, Instagram'ı her şeyi anne 5,5 saat kullanmış. 5,5 saatin 3,5 saati Instagram. Çocuk dedi ki hocam dedi çok affedersiniz. Gördünüz mü dedi beni buraya getirdiler dedi. Benden daha fazla kullanıyorlar dedi. Anne dedi ki ben iş için kullanıyorum falan filan böyle. Çocuk dedi ki ne işi kullanıyorsun sen? Ne işi yapıyorsun dedi. Sen devlet memurusun. Instagram'da işin ne olabilir ki dedi. Yani ben de kamu personeliyim. Yani devlet memuruyum. Yani hiç böyle bir yalana girmeye gerek yok. Hiçbir kamu daha kimse size sosyal medya aracılığıyla iş yüklemez yani. Ondan sonra anne böyle işte ben evimi aldım, arabamı aldım, ne yapacaksın falan filan diyor. Ama çocuğu ikna edemezsin. 5,5 saat kullanan bir ebeveynsen sen çocuğu ikna edemezsin. Yine bir gün bir hanım geldi. Dedi ki hocam benim eşim çok kullanıyor şey dedi, telefon dedi. Çocuk akşam geliyor çocukların yüzüne bakmıyor dedi. Ne yapıyor? İşte karşısında televizyon, elinde telefon. Çocuklar gelince çıkın gidin falan yapıyor böyle. Peki dedim sen ne yapıyorsun? Ben çok telefon kullanmıyorum hocam dedi. Nasıl kullan? Ya alıyorum, bakıyorum, bırakıyorum dedi. Kaç dakika aralıklarla? Alıyorum, bakıyorum, bırakıyorum. Çalıyor mu? Aldığında, baktığında yok. Bir ileti geliyor mu? Yok. Niye alıp bakıyorsun, bırakıyorsun? Bağımlılığın belirtilerinden bir tanesi de budur. Çalma olmaz, arama olmaz, ileti olmaz. Al, bak, bırak. Al, bak, bırak. 5 saniyede bir telefonu ele bırak, alıp tekrar bırakmak da bağımlılık belirtilerinden bir tanesidir. Yani annemiz kendi bu şeyini çok masum gösteriyor. Babayla çok uğraşıyor. Ben de dedim ki babayı boş ver. Herkes kendi hal ve hareketinden mesul. Tamam mı? Ya biz inanan insanlarız ya. İnanan insanlarız. Herkes kendi elinin uzandığını yapmakla yükümlü. Eşin vazifesini yapmıyorsa bir o hesaba o çekilir. Ama sen bir anne olarak bu konuda dert yanan sensen vazifenin farkında olması gereken sensin. İşe ilk sen kendinden başlayacaksın. Zaten eğer hakikaten kalbi körelmemiş bir eşse senin aydınlanman çocuklara tesir edecek ve muhakkak o adamı da etkileyecek. Sen başla işe çünkü sen de bir bağımlısın dedim. Tabii bunun farkında değildi. Bunu söylemek iyi geldi. Daha sonra olumlu geri dönüşleri oldu. Lise dönemindeki çocuklara cep telefonu tavsiye etmiyoruz. Okulla ev bitişik ya da işte birkaç sokak ötede çocuğa cep telefonu alınıyor. Bu bizim 90'lı işte 80'li yıllarda büyümüş ebeveynlerin ne yazık ki bir döngüsü. Bana yapmadılar ben çocuklarıma yapayım. Bana almadılar ben çocuklarıma alayım. Bu yanılgıya çok düşüyoruz biz. O eksiklik, o içimizde kalmış ezilmişliği çocuklarımıza maddi şeyleri çok vererek tolere edeceğimizi düşünüyoruz. Evi okul yanı başında bir işte akıllı telefon alıyoruz. Sonra iPhone'u istiyor. Sonra iPhone'un 13'ünü, şusunu, busunu istiyor. Kredi kartlarını yüklenip çocuklara telefon alan çok aile biliyorum. Eğer almadıysanız almamak için daha direnin. İhtiyaç yoksa bilhassa. Ama diyelim ki almanız gerekiyor. Çocuk etüte gidiyor. İşte okulla ilgili güvenlik hasebiyle çocuğa ulaşmanız gerekecek. Alın ama çok böyle yüksek versiyonlu telefonlar almayın. Ki çocuk çok kullanım özellikleri çok olan telefonda keşfetmek için fazla vakit ayırmasın.
ve çok düşük, mümkünse akıllı olmayan telefonlar başlangıç yapacaksanız, diyelim ki aldınız, verdiniz, işte elinde iPhone 11, 12'si var, 13, 15 neyse kaça kadar çıktı bilmiyorum da şimdi iPhone'lar. Direniyor ya çocuklar, almayın. Kullanabildiği kadar kullansın. Çöplük olana kadar kullansın yani. Bu konuda net bir duruşumuz olsun. Çocuklar vazgeçmiyorlar, çok ısrarcı davranıyorlar. Bilhassa erkek çocuklar çok dirençli oluyorlar bu konuda. Kızların da böyle trip şeyleri çok oluyor, küsmeleri işte, histerik hareketler falan. Almayın, direnin. Hocam burada araya gireceğim özür dileyerek. Sesim geliyor mu? Değerli velilerimiz, birazdan kopacak bağlantımız. Koptuğu zaman tekrardan aynı bağlantıdan girelim. Sesim geliyor mu acaba? Ömer hocam, geliyor mu sesim? Sizi görüyorum ya, şu an. Şey oldu, unuttum onu Tamam, da. Şimdilik aletlerde bu çocuklar hatırları o oranda düşüyor. Ters oran. Kullanın. Buna çok dikkat edelim. Uyku bozukluğu ya dalma süreleri çok uzun. Bir şey mi dediniz hocam? Hocam, şey bağlantımız kopmak üzere, tekrardan 40 dakikaya yükselmesi için tekrardan bağlanacağız. Aynı linkten gireceğiz. Öyle mi? Tamam. İsterseniz kapatabiliriz. Hemen kapat aç yapalım. Oldu mu 40 dakikamız? Evet. Şimdi kopacak. Kapatıyorum. Tamam. Ben neden geri aynı bağlantıdan bağlanıyorum? En son kaydediliyoruz. Nerede kalmıştım ben? Bir konudan bahsediyordum da. Evet. En son hocam şeyden bahsediyorduk, hani mümkün olduğunca direnmekten bahsediyorduk. Yenilemek, telefonu yenilemek, telefon almak konusunda. He, şey, zararlarından bahsediyordum. Evet, zararları bu teknolojik aletlerin. Şimdi özellikle okul öncesi dönemde çocuklara, şöyle okul öncesi dönemden şu nedenle bahsediyorum. Burada bizi dinleyen ailelerin küçük yaşta çocukları varsa, onlara da şimdiden bir hazır bilgi olsun. Okul öncesi dönemde renkli ve çok sesli, hareketli içeriklere maruz kalır çocuklar ekranlarla. Dolayısıyla bu içeriklere maruz kalan çocuklar birinci sınıfa geldiklerinde iki hafta boyunca A harfini veren öğretmene tahammül edemiyor. Oldukça sıkıcı görüyor. Renksiz bir A harfi, I harfi, E harfi. Halbuki çocuk 6 yıl boyunca binlerce hareketli, renkli, geçişli nesneye maruz kalmış. Dolayısıyla hemen öğretmen veliyi çağırıyor. Diyor ki sizin çocuk hiperaktif ve dikkat dağınıklığı, bozukluğu var diyor. Bir psikiyatriste götürün. Bazı aileler götürüyorlar, bazı aileler götürmüyorlar. Götüren aileler çok erken yaşta çocuk psikiyatrilerin ilaçlarına maruz kalmak zorunda kalıyor. Dünyada yapılan araştırmalarda özellikle bu dönemde erken yaşta psikiyatrik ilaçların çocuklar tarafından kullanımı söz konusu olmuş. Yine yapılan bazı çalışmalar diyor ki bütün bu ilaçlar kullanımının en büyük sebebi ekrana fazla maruz kalınması. Yani siz ilkokul döneminde küçük çocuklarınızın dikkat dağınıklığı tanısı almasını istemiyorsanız 0-6 yaş döneminde mümkün mertebe çocukları ekrandan uzak tutun. Ekranı çok kullanan bütün çocukların akademik başarısı düşüyor. Ekranı çok kullanan çocukların uykuya dalma süresi uzuyor. Çünkü saat 9'dan sonra, yatsı ezanından sonra saat 2'ye kadar şu bütün hayatımızı olumlu etkileyecek bütün hormonlar en üst düzeyde salgılanıyor. Aklınıza gelebilecek bütün hormonlar. Bu saatte uyanık kalan çocuğun hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel gelişimi olması gereken gibi olmuyor. Çocuklar uykuya dalmadan önce muhakkak ekrandan uzaklaşmalılar. Hiç kimse, yetişkinler de telefonla, tabletle, televizyonla uyku odasına gitmemeli. Çocuk alıyor telefonu, uykuya geçeceğim diye saat 10'da telefon kucağında saat 12'ye 1'e kadar arkadaşlarıyla chatleşiyor, mesajlaşıyor. Uyuyamaz. Mümkün değil. Uyuyamayan çocuğun da akademik başarısı düşük olur. Sabah
derse gidip odaklanma problemi yaşar. Odaklanma problemi yaşayan çocuk öğretmenleri tarafından eleştiriye maruz kalır. Eleştiriye maruz kalan çocuk agresif olur, özgüveni yetersiz olur, arkadaşlarıyla geçinme konusunda sıkıntı yaşar. Hele bir de çok riskli içeriklere maruz kalıyorsa gerçekten Allah yardım etsin. Bu konuda birazdan yine dakika dolmadan değineceğim. Bunlar zararlı etkileri, olumlu etkileri var mı? Elbette ki var ama kar zarar ilişkisi yaptığında vallahi ben olumlu etkisini bilinçli kullanan aile görmedim. Yani çok güzel mesela dili öğrenebilecek şeyler var, programlar var. Çok güzel mesela hakikaten çocukların dersine katkıda bulunabilecek videolar, görseller var. Ya ben neredeyse hiç görmedim. Yani bu olumlu taraflarını kullanabilen ne aile, ne çocuk, ne yetişkin görmedim ben. Çok az yani, çok az. Dediğim gibi çok küçük yaşlardan itibaren bu aletlerin nasıl kullanılacağını bilinçli bir şekilde ailenin kendisi bilmesi gerekiyor ve çocuğa vermesi gerekiyor. Ancak o şekilde yararlı etkisi oluyor. Şimdi bunlardan bahsettik. Birkaç bana aileler diyor ki ben diyor otoritemi kurayım diyor. Ne yapayım diyor bu çocuğu ekrandan uzak tutabilmek için. Otorite bizim ülkemizde otorite eşittir ödül ve cezadır. Bu benim ve psikoloji biliminin Peygamber Efendimizin de çok tavsiye ettiği bir çocuk yetiştirme dili değil. Çocuk yetiştirme dilinde inananlar için okuduğun zaman hadislerde Peygamber Efendimiz küçük yaşlardan itibaren sevgiyi muazzam bir sevgi veriyor, muazzam bir şefkat veriyor. Sarmak, öpmek, koklamak, oyun oynamak ama aynı zamanda bütün verdiği bu koşulsuz sevginin yanında da muazzam bir kurallar silsilesi, eğitim ve öğretim söz konusu. Biz bu yanılgıya çok düşüyoruz. Öpüyoruz, seviyoruz, başımıza tac ediyoruz. Ama edep, ama kurallar, ama insanca yaşamak konusunda çocukları terbiye edecek şeyleri verme konusunda ne yazık ki zayıf oluyoruz. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Özellikle ergen kızları olan babalar, anneler, lütfen katiyen ceza yöntemini kullanmayın. Tamam mı? Cezanın hiç özellikle bu dönemdeki kız çocuklarına üzerinde olumsuz tesiri olur. Bu çocuklara net bir şekilde kural koyacaksınız. Bu kural bağırarak, çağırarak, kapı çarparak, üzerine yürüyerek olmaz. Ebeveyn olarak bugün öğrendiğiniz bilgiler için bir aile toplantısı yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ben de şahsi olarak son dönemlerde fazla cep telefonu kullandığımı, dizilere fazla takıldığımı gördüm. Bu benim görme yetime zarar verdi. Bulanık görmeye başladım. Bu benim uykuya dalmama güçlük çekiyor. İzlediğim içerikler benim kaygı seviyemi arttırıyor. Ben artık telefonuma indirdiğim bu program sayesinde günde bir ya da iki saati aşmayacak şekilde telefon kullanacağım. Bundan sonra bütün aile bireylerin de bu şekilde sağlıklı ekran kullanması için bir toplantı yapacaksınız. Çağırdığınız çocukları, çocuklara şunu şey yapın. Sen iki saat kullanacaksın, saat işte 8 ile 10 arasında başka kullanmıyorsun derseniz o çocuk onu içselleştirmez. Çocuğa konulacak kurallar konusunda, alınacak kararlar konusunda çocuk orada bir karar verici olacak. Anlatabiliyor muyum? Siz toplantı yapıyorsunuz. Günde kaç saat sence telefon kullanman makul olur? Ben bakıyorum ki sen 5 saat kullanıyorsun. Ben senin 5 saat kullanmana bundan sonra müsaade etmeyeceğim. Sence senin en fazla kaç saat kullanman lazım? Eğer çocuğa 3 saat kullanacaksın, 3 saatten sonra telefonunu alacağım dediğin zaman o evin içinde bu saate kadar vermediniz kavga çıkar. Başka bir şey olmaz yani. Huzur bozulur. Çocuk diyecek ki ben en fazla 3 saat kullanmam uygun. Tamam. 8 ile 10 arasında kullan. Yok. Çocuğa bırakacaksın. Sence sen bu 3 saati hangi zaman aralıklarında kullanmak istersin. Çocuk diyecek ki ben okuldan geldiğimde bir saat kullanmam lazım. Çünkü bedenen dinlenmem lazım.
Yani bir dinleneyim, bir saat, bir buçuk saat. O zaman kullanacağım. Sonra yemeğimi yiyeceğim, ödevimi yapacağım. Yatmadan önce de bir saat kullanacağım. Bunları not edeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama 3 saat kullan, şu saatlerde kullan. Kullanmazsan telefonu alacağım. Wi-Fi'nin fişini çekeceğim. Diyen hiç kimsenin ben çözüme ulaştığını görmedim şimdiye kadar. Sadece kavga oluyor evde. Karar alın, o kararları yazın. En detayına kadar ses kaydı da alın, altına da imzanızı basın. Sonra çocuklar okuldan geldiğinde saat atıyorum 17 ile 18 arasında bir saat kullanma kararı alınmışsa çocuğa bunu hatırlatın. Baktınız ki 18'i geçiyor. Ayşegül saat 18 ya da 18'i 5 geçiyor. Hatırlatın. Saati hatırlatın. Telefonu bırakmasını değil. Neyi yapmasını istiyorsanız onu, telefonu bırak değil. Yemek yemesi gerekiyorsa yemek yeme vaktin geldi. Telefonu bırak gel sofraya otur değil. Hayırları çok az kullanacağız. Evetleri çok kullanacağız. Neyi yapmasını istiyorsak yapmamasını istediğimiz şeyi bırak yapma onu alacağım değil. Neyi yapmasını istiyorsak o konulara vurgu yapmamız lazım. Bir de tabii bunları yapacaksınız ama bunlar ben her zaman diyorum ki bizim ebeveynlerin görevi tebliğ değil temsil. Tamam biz vaaz vermeyeceğiz. Biz bilgi içerik üreticisi değiliz. Biz bütün bildiklerimizi yaşayan timsaller, temsiller olacağız. Biz bunu yapamıyorsak hiç kimse kendini boşuna yormasın, sonuç alamazsın. Yani bizim çocuklarımızı istediği kadar ilişkilerimiz düzgün olacak onlarla bir kere. Sabırlı ve sükunetli olacağız. Babalara bu konuda çok büyük vazifeler düşüyor. Bizim ülkemizde ne yazık ki yanlış bilinen şeyler var. Annenin çocuk eğitiminde elbette ki tesiri çok büyük. Bizim ülkemiz neden bu kadın cinayetleri, neden bu sorunları yüzyıllardır yaşıyor biliyor musunuz? Biz merhametsiz insanlar değiliz, tamam mı? Medeniyet dediğimiz, Avrupa'da medeniyet denilen şey kuraldır, yasadır. Kuralları, yasaları, yaptırımları çok güçlü. Bir gün ben İtalya'dan dönerken arkadaşım havaalanında sigara içmedi. Türkiye'ye indik, İstanbul'da havaalanında sigarasını yakıyor. Neden sigarayı yakıyorsun burada orada yakmadın? Orada ceza çok büyük. Hemen tespit edilir dedi. Burada tespit etmiyorlar dedi. Yani medeni olarak gördüğümüz orada mesela yine İtalya'da kapının önündeki kardan, sudan dolayı herhangi biri kaza geçirirse suçlusu, sorumlusu sensin. Onların merhameti çok olduğu için değil. Onların kuralları ve yasaları, yaptırımları çok güçlü olduğu için medeni görünüyorlar. Biz çok merhametli bir milletiz. Biz çok insani duyguları çok güzel. Ben bakıyorum mesela ben başka coğrafyalarda bir sürü kozmografik bir sürü doğa olayı oluyor. Biz altyapısı çok bazı ülkelere göre çok zayıf bir ülke olmamıza rağmen ilahi bir güçle korunuyoruz yani. Gerçekten ben bazen böyle yorumluyorum. Dolayısıyla şuna getirmek istiyorum. Babaların vazifesi çok önemli. Anneler kendilerini heder ediyorlar. Babanın bir sözü, babanın çocuklarıyla yakın bir ilişkisi birçok zaman annenin bir ay boyunca yaptığı mücadeleden çok daha fazla tesirli oluyor. Babalarımızın gücü çocuk yetiştirmede, çocuğun okul başarısının takibini yapmada çok etkin. Babalar bu konuda kendilerini pasifize etmesinler. Babalarımız bu konuda kendilerini güçsüz ve yetersiz hissetmesinler. Annenin aylarca uğraştığı şeyi baba bir kelamıyla çözebiliyor. Ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Diyor ki dünya üzerinde uzun süreli soluklu yapılan araştırmalarda çocukların akademik başarısını takip eden, çocuklarıyla oyun becerileri ve sosyal aktivitelerde etkin bir şekilde iletişim kuran çocukların babalarını, çocukların akademik başarılarının daha yüksek olduğu ve madde kullanmak gibi risklerden daha uzak kaldığı tespit edilmiş. Yani siz hali hazırda çocuklarınızı daha başarılı olmasını istiyorsanız, çocuklarınızın kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istiyorsanız, bizi burada dinleyen babalar varsa onlar etkin bir şekilde çocuklarla vakit ayırmaya çalışsınlar. Dinleyen anneler varsa lütfen her şeye atılmaktan vazgeçsinler. Eşlerini de bu çocuk yetiştirme konusunda eşlikçi etsinler. Ferhat,
Efendim? Yanlışlıkla açıldı galiba hocam. Şimdi Soru. ha, çocuk Buyurun hocam, çocukları sorulara geçelim mi diye soracaktım da. tamam, şunu da söylemek istiyorum. Tabii. Çocuklara muhakkak bir toplantı yapıp sosyal medyada görünenin bildiğinin ardında başka bir şahsiyet olacağından bahsedin. Tamam mı? Sosyal medyada arzu edildiği takdirde binlerce farklı karaktere, fotoğraflarla bürünebileceğini söyleyeyim. Fotoğraftaki insanların gerçek kişiliklerini yansıtmadıkları konusunda onlar bilse de siz hatırlatın. Bir, ikincisi katiyen sizin izniniz olmadan hiç kimseyle yüz yüze görüşme yapmasınlar. Kameralar açıp. Bu konuda uyarın çocukları. Bu sosyal medyayı kullanma kurallarından olduğunu onlara söyleyin. TC kimlik, isim, adres bilgilerinin katiyen verilmemesi gerektiğini söyleyin. Ve tanımadığı hiç kimseyle irtibat kurmaması gerektiğini de söyleyin. Bu konularda onlar bilirler ama siz hatırlatmaktan vazgeçmeyin. Ve günü gelince böyle ansızın çocukların telefonlarını alın. Şifrelerini bilin. Bir kontrol edin. Çocuklar direnç gösteriyor. Benim kişisel hakkım, çocuğum bu anlamda kişisel hakkı olamaz. Benim kişisel hakkım, benim mahremiyetim yok, böyle bir mahremiyet yok yani. Alıp kontrol etmek babalık, annelik vazifesi. Çocuğu kötülüklerden korumak babında. Şifreyi bilin, belki o uyunca alın bir kontrol edin. Nerelere girmiş hesaplarda? Neler yapıyor? Bu konuda söyleyeceklerim, ben soru alabilirim. Evet, ben de birkaç ekleme yapayım hocam. Bilgisayar geçmişleri, mail kutuları, ara ara çocukların kontrol edilmesinde çok fayda görüyorum ben. Bilgisayarda geçmişe girip hani nelere bakıyor. Mail kutusu bazen otomatik açılıyor, mail kutusuna bakabilirler. Herhangi bir yere üyelik oluşturmuş mu vesaire. Böyle kontrol etmelerinde fayda olabilir. Bir de ben bir şey hatırlatayım. Dediğiniz gibi internet üstünden birileriyle konuşmamaları konusunda uyarıyoruz çocukları ama benim okullardaki gözlemim şöyle, online arkadaş çok fazla var çocuklarda. Yani hem cinsleriyle de arkadaşlık ediyorlar, karşı cinsle de arkadaşlık ediyorlar. Hem cinsleriyle olan arkadaşlıklarını çok normal görüyorlar ama dediğiniz gibi karşı taraf kendisini çok farklı tanıtabiliyor. Güvenini Bunlar kazanıp farklı yasak. Bunların isteklerde olmaması, bulunabiliyor. yani bu risklerden çokça bahsetmek lazım. Gerçekten öyle. Çok ciddi sonuçlara, çok ciddi şeylere sebebiyet verir. Bir de bunlar kız çocukları. Çok Bazı fazlaca evet olduğunu gördüm maalesef hocam. duyguları harekete geçer. Bazı dürtüleri kontrol etmekte zorluk çekerler. Kötü niyetli insanlara denk gelip çeşitli görselleri bu kişilere gönderebilirler. Hayatlarını etkileyebilecek ne yazık ki yanlış şeyler yapabilirler. Bu konuda çocuklar online eve geldikten sonra bakın biz ilgilenirsek çocuklarla onların online kimseyle mesajlaşmaya ihtiyacı kalmaz. Evet, Online birileriyle mesajlaşan kız çocuklarının aileleri tarafından yeterli ilgiye ve ilgiyle değeri görmediğini düşünüyorum ben. Yani bir kız çocuğu eve gelecek, yemek yiyecek, ödevlerini yapacak, sonra gidip saatlerce birileriyle chatleşecek. Nerede bizim annemiz, babamız? Hı? Çocuklar özellikle bakın bu kız çocukları buna ihtiyaç hissediyorsa anne babasının bir boşluğu var. O çocukla yeterince ilgilenmiyor. Her çocuk ister ki okuldan eve geldiğinde günün kritiğini sağlıklı bir ebeveynle yapsın. Çocuk okuldan eve geldiği zaman anne babasına bir şeyler anlatıyorsa, bakın ben ergenlerle çok sık görüşüyorum. Diyor ki eve geliyoruz, bize anlat diyorlar. Anlatıyoruz, pişman ediyorlar bizi. Yani çocukları dinlerken cımbızla olayları ve şeyleri, sözcükleri seçmeyin. Daha sonra onları kullanmak için seçmeyin. Çocukları bir hani böyle vardır iş yerlerinde ya da komşuyla iyi niyetli görünen insanlar var. Ya öyle mi? Sen böyle mi? Anlattırır sana, tamam mı, olayı. Sen onun o an her zaman bizi dinleyen insanlar samimi değillerdir.
Tamam mı? Onun için bazen şunu hep söylüyorum. Bize iyi davranan herkes bizim iyiliğimizi istemez. Bize kötü davranan herkes de temelde kötülüğümüzü istemez. Böyle iyi görünen, laf almaya çalışan, bütün senin sırrını kara kutu gibi içine çeken ama günü gelince senin sırtında hançerleyen insanlar vardır. Herkesin başına da gelmiştir. Çocuklarımıza karşı bu şekilde olmayalım. Anlat ya, öyle mi Hatice ile, öyle mi? Ya sen Aras'la mı gittin bugün? Aras sigara mı içiyor? Tamam. Filan. Ertesi gün çocuk dışarı çıkacak. Biz Aras'la yürüyeceğiz diyor. Ya da Ayşegül, Aras'la yürüyemezsin. Sigara içiyor Aras. Yani anlatabiliyor muyum? O Aras'ı Baba olarak görürsem diyor. kullandım. Annesine söyleyeceğim diyor. Yahu çocuk diyor ki annesini niye karıştırıyorsun diyor. İşte Ayşegül'ün, Hatice'nin ne oldu? Dün iyice dinledim. Bugün ne oldu diyor. Ve ertesi gün yaşanan şeyi size anlatmıyor. Onun için dedektiflik yapmayın çocuklara. Yani çok böyle biraz şey olacak ama dinleyin. O an o anlayın. Birlikte eğer riskler varsa birlikte konuşun. Sırf yüzlerine vurmayın anlattıklarını. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. O zaman soru cevap kısmına geçelim inşallah. Sevgili velilerimiz, sohbet kısmından yazabilirsiniz. Sesinizi açıp el kaldırırsanız sırayla sorularınızı alabilirsiniz. Sizler soruları düşünürken ben gelen bir soru var bana. Onu ileteyim Ha hocama. şunu söylemek istiyorum. Kız çocukları çok online'da çevrim içi arkadaşlar ediniyor. Muhtemelen karşı cinsle arkadaş ediniyor. Bir kız çocuğu babasından görmediği sevgiyi, ilgiyi başkasından görmek ister. Onun için şimdi baba böyle çok ekonomik olarak her şeyi veriyor olabilir. Pazar market alışverişini yapar, kıyafetini alır, işte telefonunu alır, başka hiçbir şeye karışmaz. Bugünün çocukları, tamam mı? Zaten varlığın içinde büyüyor birçok çocuk. Yani bizim ihtiyaç olarak gördüğümüz şeyleri onlar ihtiyaç ve eksiklik olarak görmüyor. Onlar için onlar var yani. Almışsın, vermişsin. Onlar çok ehemmiyetli değil. Onun çok gözüne gelmez. Bu çocukların duygusal tatmine çok ihtiyacı var. Eğer çevrim içi karşı cinsle görüşen kız çocuklarınız varsa ve onların babalarıyla hali hazırda aynı hanede yaşıyorsanız ya da ayrı olanlar varsa, babaları uzakta olanlar varsa lütfen birbirinize söyleyin. Sizin esirgediğiniz o bir damla sevgiyi beş para etmez adamlarda bulmak için çevrim içiler o kızlar. Çocuklarınızdan esirgemeyin. Evet hocam. Hem Evet. cinslerinden de çok arkadaşlık ediniyorlar. Ben de bu noktada yani iletişim eksikliğini buluyorum açıkçası dediğiniz gibi. Bir öğrencim mesela şöyle bir cümle kurmuştu. Bana azıcık sevgi gösteren birisini fark etsem kalbimi çıkarıp eline veresim geliyor demişti. Çok beni etkilemişti. Annesiyle babasıyla biraz sağlıksızdı iletişimi. Online arkadaş edinmişti kız öğrenci. Yine bir kız öğrenciyle görüşüyor ta Kıbrıs'ta. Ama sebebi bu yani. Hani iletişim kurabileceği birilerini arıyor. Beni anlayan, beni dinleyen. Kendini esir eder. Ben dün Instagram'da paylaşmıştım. Korkuyla bağlandığınız her şey esir, sevgiyle bağlandığınız her şey sizi cesur eder. O çocuk sevgi bulabilmek için bağlanır ve o kişinin sevgisinden mahrum kalmamak için her şeyi yapar. Evet, Bunun çok için en bizim benim yanıma 50-60 yaşındaki İnsanlar geliyor biliyor musunuz? Bir gıdım sevginin peşine 30 yıl 40 yıl ömür tüketmiş. Çok önemli şeyler. Hocam soruyu sorayım. Öğrencilerde kulaklıkla ders çalışma çok yaygın. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Velilerimiz nasıl bir tavır takınsın? Yani acaba kulaklıkla ders mi çalışıyor? Yani o Müzikle. kulaklık acaba ders bilgilerini mi iletiyor? Kulaklık uzun vadede kullanmak duyusal olarak hassasiyet geliştirmesine sebebiyet verir. Bu yüzden bu saatlerce ne ders çalışabilir ki yani? O konuda dediğim gibi açık ve net kuralları olmalı ailenin. Neden mesela buna ihtiyaç hissediyor? Gerçekten ders mi şey yapıyor, dinliyor? Kaç saat? Ya bir öğrenci 3 saat, 4 saat online ders
Yani bilmiyorum, bana çok şey gelmiyor. Ders Bana çok dinlemek şeklinde değil de hocam, kulaklığı takıp kulağında müzikle birlikte, yani sürekli müzikle ders çalışmayı isteyen öğrencilerimiz çok fazla oluyor. Ya eğer müzikse, bundan eminse aile, bu konuda tabii konuşup biraz sınırlandırma getirsinler. Ya da daha belki onun duysal olarak hassasiyet geliştirmesini önleyebilecek daha profesyonel kulaklıklar kullanmasına teşvik edebilir. Ama muhakkak sınırlandırma getirsinler. Ama içerik müzik mi, onu çok iyi bilmek lazım. İçerik müzikse kulaklık kullanımı, özellikle bu yaş döneminde, o duygusal çalkantıların olduğu bir dönemde bir iyi geliyor yani gençlere. Müzik dinlemek çok tolere edebiliyor bazı hususlarda onları. Yani onu elinden alın diyemem ama içeriğin müzik olduğundan emin olmak lazım. Ve mesela aileler hemen şey yapsınlar, mesela görüşmeyi sonlandırdığımızda Google'dan bir araştırma yapsınlar. Kulaklıkla müzik dinlemenin faydaları ve zararları. Onun bir çıktısını alsın mesela. Çocuğa WhatsApp'tan bunu atsın. Sonra oturup birlikte konuşsunlar bunu. Gerçekten çok riskleri var. Yani mesela polislik sınavına girmek isteyen gençler var. Ben bir tane genç tanıyorum mesela. %90'ın altında şey, yani o %10'luk, %15'lik bir işitme kaybına sebebiyet vermiş ve hiçbir mesela fiziksel deformasyon yok. Doktor bunu söylemişti yani. Yüksek sesle kulaklığı kullanmak. Çocuk polis olamadı yani. Mesela raporları tam şey olmadı diye. Bu konuda belki birkaç sıra dışı örnek verilebilir. Bir gün meslek seçiminde sağlık raporlarında %1, %2'lik, %3'lük eksikliklerin bile bazı mesleklerin icra edilmesinde, kabul görmesinde olumsuz etkisi olduğu oluyor yani. Bu konuda bir Google'dan makaleler var. Okusunlar aileler ve orada çocuklarına uygun olarak olacak içerikleri geçsinler. Güzel güzel çocuklarla konuşsunlar, anlatsınlar. Bilimsel verilerle yaklaşınca çocuklar biraz daha ciddi dinleyebilirler değil mi hocam? Dinlemez gibi görünürler. Ellerini uzatırlar. Yine sen şey yapıyorsun filan derler. Şimdi biz de öyle değil miydik? Yani şimdi baktığımızda geçmişte bizim annemizin temizlikle ilgili bizi öğretmeye çalıştığı, çatışma yaşadığımız, yapmak istemediğimiz her şeyi hanelerimizde biz yapıyoruz yani. Hep onun için ne görürsek onu yapıyoruz. Bizim çocuklar da öyle. Bazen bazı hanımlarla, bazı erkeklerle konuştuğumda babalarının bir cümlesi hayatlarını kurmalarına sebebiyet veriyor mesela. Hayatının değeri oluyor mesela. Anlamamış gibi yapar, dinlememiş gibi yapar, siz vazgeçmeyin. Söylediklerinizi de yapan taraf olursanız muhakkak ettiğinizi biçeceksiniz. Ama bugün, ama yarın. Belki şu an çok elzem bir durumda çocuk sizden aldığı bilgileri işlemeyecek, yapmayacak. Enteresan, en çok ihtiyaç hissettiği bir zamanda ve sizin unuttuğunuz bir zamanda bakacaksınız, çocuğun sizin öğrettiğinizi yapmış. Öyle yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımız var mı? El kaldırabilirsiniz. Sesinizi açıp sorabilirsiniz. Mesaj kutumuza da yazabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, bir de çocuklara şunu söylemekte fayda var. Birbirlerine böyle şey yapıyorlar işte, telefon mesaj aracılığıyla müstehcen sözcükler, işte kötü, kaba. Bu siber zorbalık diye artık bir suç unsuru var. Bununla ilgili kolluk kuvvetlerinin de artık bir şeyi var. Kadına şiddet, işte adli, narkotik gibi siber zorbalık birimi de var karakolların, emniyetin. Cinayet büro amirliği var ya işte, narkotik var işte, kaçakçılıkla mücadele, artık siber zorbalıkla ilgili de bir şey var, birimleri var. Dolayısıyla mesaj yoluyla birbirlerini incitecek sözcüklerle de insanların hak ihlali oluyor. Bu konuda binlerce dava var. Kendilerine yönelik yapılan hiçbir kötü mesajla, işte fotoğrafla cevap vermesinler. Şikayet etsinler ama hani annelerimiz, babalarımız şey dedi. Yani seviyesine düşmesinler. Sinkaflı sözcükler mesaj yoluyla yazan arkadaşlarına o minvalde cevaplar vermesinler. Suç sayılır bu. Sınıf gruplarında falan da, sınıf grubu demeyelim de öğrenci WhatsApp grupları oluşturuyorlar kendi aralarında.
Hoş olmayan paylaşımlar olabiliyor. Okul grupları var. Kızların, erkeklerin fotoğraflarını çekiyorlar mesela. Atıyorlar. Ya ben çok şahit oluyorum. Zorbalıktır bu. Hem siber zorbalık hem akran zorbalığıdır. Boylarıyla dalga geçiyorlar, saçlarıyla dalga geçiyorlar, görüntüleriyle, konuşma biçimleriyle, aileleriyle. Bu okul gruplarında bu dolanıyor yani. Bu çocukları bu konuda da bilinçlendirmek lazım. Muhakkak aileler söylesinler, okul gruplarında bir sizi incitecek ifadelerin, sözcüklerin, görsellerin kullanılması suçtur. Siber zorbalık birimine şikayet edildiğinde bununla ilgili davalar açılır. Konuda bilgilendirmek lazım. Hocam, Instagram adresinizi soran bir veliniz var. Zamanımız da tükeniyor. Psikolog Aysun Erkan birleşik. PSI psikolog Aysun Erkan. Bu kadar. Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımız yoksa toparlıyorum o zaman. Tekrardan duyuru yapmış olayım. Evet. Hocam, bu konu çok böyle derya deniz bir konu. Hani böyle özetlemeye çalıştınız. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Bir soru geldi. Onunla ben bir soru sormak istiyorum. Çocuklara ceza ya da ödül yoluyla yönlendirmemiz söylendi demiş. Peki nasıl yönlendirmeliyiz? Ceza ya da ödül olmayacak, o zaman nasıl yönlendirmeliyiz? Her bakın, ödül demek sen bir şey yapacaksın, ben seni sana ödül dışsal bir motivasyon kaynağıdır. Kimsenin de ödül vermeye sonsuz gücü yetmez, tamam mı? Bıkarsın yani, sürekli bir şey yapsın ödül vereyim. Ödül vermediğinde çocuk harekete geçmez. Dolayısıyla ödül yerine içsel motivasyon kaynağı üretmen lazım. Bunu yap sana şunu vereceğim değil. Bir çocuk bir şey yaptığında mesela evin işte odasını düzenlemesi gerekiyor. Bu çocuğun yapması, odanı düzeltirsen sana şunu yapacağım falan değil. Odanı düzelttiğin için temiz ve hijyenik bir yerde kendine bir çalışma alanı açtın. Anlatabilir miyim? İçsel motivasyon. Şimdi bu arkadaşımızın, velimizin bir örnek üzerinden gitsem o daha çok istifade eder ama vakit az. Arzu ediyorsa Instagram'dan bana zorlandığı hususla ilgili mesaj atsın. Ben uygun vakitte o yaşadığı hususla ilgili ona yöntemleri söylerim. Bir. İkincisi, ceza konusunda ise ceza alan çocuk iki tarzda sıkıntı yaşıyor. Bir tanesi, bazı çocuklar ceza aldıkları zaman pasif oluyorlar, içe dönük oluyorlar, özgüvenleri yetersiz oluyor, mutsuz oluyorlar, paylaşmak istemiyorlar. Bazı çocuklarda ceza olduğu zaman da inatçı çocuklar, yapıları müsait, savaşçı çocuklar ise her şey konusunda size muhalif oluyorlar. Astım astım, kestim kestim, ne söylesen muhalif. Hiçbir ortak noktada buluşamıyorsun. Ödül ve ceza sağlıklı değil. Ben pozitif disiplinci bir psikoloğum. Pozitif disiplini bugün burada anlatamam. Her yaş grubu için farklı yöntemleri var pozitif disiplinin. Yine Instagram'dan mesaj atarlarsa onlara pozitif disiplinle ilgili kitap öneririm. Yine pozitif disiplinle ilgili bir sürü kitap, bir sürü makale var. Okusunlar. Okusunlar, okusunlar, okusunlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de oku. İlminde, bilminde okuyarak biz tekamül edeceğiz. Evet, kesinlikle. Hocam, Ömer hocamızın bir sorusu var galiba. Ömer Bey. Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizi bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun bir hocam. Bir baba olarak tavsiyelerinizi dinleyeceğim. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de inşallah. Sağ olun, katılım sağladınız. Sağ olun hocam. Bilinçli babalar bizi çok mutlu ediyor değil mi o Aysun Hocam? Ben çok mutlu oluyorum babaları görünce ve bu babaların çocuklarını da şanslı buluyorum. Evet, inşallah. İnşallah diyelim. Hocam, telefonda süre tutan uygulamanın ismini sormuşlar. Burada öğretmen bir saat, kaç yaşındaki çocuk için bir saat demiş acaba? 9-10 yaş grubu için demiş hocam. O öğretmenle bir konuşsunlar.
Eğer çocuk ikna olabilecek bir kıvamdaysa, çocuğu aile ikna edebilecek durumdaysa lütfen o öğretmenle bir iletişim sağlasınlar. Öğretmenin bu söylediği durumun kendi çocuklarında olumsuz bir etki yarattığını söylesinler. Öğretmen hususen o çocukla bir görüşme yapsın. Diyelim ki öğretmen bu konuda çok anlayışlı değil, işte söyledim falan, var böyle eğitimciler ne yazık ki. Bu konuda şunu söylesin. O okulda o kural geçerli olabilir. Öğretmen okul alanında güçlü etkiye sahiptir. Bu ailede kuralları biz koyarız. Öğretmen kuralım yani aile içi kuralları ve bunu yöneten, kurallar koyan, işlerliğini ve denetimi sağlayan kişiler anne babalar. Hı-hı. Bu konuda çocuğa bilgilendirme evet, yapsınlar. Hocam bu uygulamanın ismini de alalım. Sonra toparlayıp kapatalım inşallah. Uygulama bunu hangi... Bu telefonda süre tutan ekran süresi. Aa, ben onu şimdi unuttum ya. Kızıma hı-hı sormam lazım. Birçok telefonda var. Hı-hı. Ama Esma Nur. Neyse, orada sanki bu tarz uygulamaların benzerleri var. Belki oradan var var var. Siz bana ben şu an hocam, ben gruplarda atayım bahsedilen. Ben bakarım, size atarım, siz gruplardan atarsınız hocam. iPhone'larda var zaten. iPhone'ların evet, kendilerinde var. Bazı telefonlarda da var. Hı-hı. Ben atarım. Tamam, inşallah o şekilde yapalım. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çok uzun bir konuydu. Ancak bu kadar özet bir şekilde toparladık. Bir ailemizden Family Link diye bir şey gelmiş. Fatma Hanım'dan Family Link eşi kullanıyormuş. Onu da deneyebilirler. Evet. Onu da deneyebilirler. Sizin attığınızda ben yine paylaşırım hocam. Tamam hocam. Uygulamaları da araştırabilirler kendileri. Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizin de katılım sağlayan ebeveynlerimizin, sizin emeğinize sağlık. Bir cumartesi akşamı inşallah güzel şeylere vesile olmuşuzdur. Dualarınızda yer verin bizlere. Allah emanet olun. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.